Manşetimiz de bugün fırlatılan koltuğun anlamı ne dedik? Diyeceksiniz ki nedir bu? Ha, haberlerden haberi olmayanlar olabilir. Ama haberlerden haberi olanlar da çok bu ülkede. Ben size şöyle bir özetleyeyim. Şu anda karede gördüğünüz kişi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Tanju Özcan seçim kaybedilince ilk bayrak açan isimlerden. Netti. Yani açıklamalarını seversiniz. Kimi açıklamaları sizi mutlu eder, kimileri mutlu etmez. Ya böyle bir açıklama olur mu? Yönetim tarzını seversiniz, sevmezsiniz. Üslubunu seversiniz, sevmezsiniz. Ama dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu olmuyor, bu iş olmuyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerekiyor. Biraz bekledi, bekledi, bekledi. Ardından da baktı ki hiçbir hamle gelmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedi değişimin önünü tamamıyla açacağım ama kendi dışında her şeyi değiştirdi. MYK değişti, efendime söyleyeyim parti meclisi değişti, yeni isimler aldı, yola devam. He, hala daha insanların sesi kesilmedi, hala da koltuğa yapışmaya devam ediyor. Gidecek. Eninde sonunda gidecek, dayanamayacak. Ha, belki değişimle gidecek, belki yerel seçimden sonra suratı yüzü karararak gidecek belki de Kemal Bey. Veya gerçekten yerel seçimden sonra insanların ona karşı olan artan sevgisizliğiyle gidecek. Bir insan kendi ayağına bu kadar sıkabilir mi ya? Hele ki o seçim sürecinde yaratmış olduğu atmosferle, sevgi diliyle, naifliğiyle, kibarlığıyla, sakinliğiyle ama bugün geldiğimiz noktada o koltuğa hırsla yapışmış bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. İki soru var bu. Birincisi, kendi mi gerçekten gitmek istemiyor, koltuğu bu kadar çok seviyor? Ha iktidar koltuğu olmuş ya parti koltuğu olmuş fark etmiyor. İktidara gelemediğine göre parti koltuğunu seviyor. Ha bir ya kendisi istemiyor ya da kendisini orada tutmak isteyen güç veya güçler var. Kendisi dışında. Diyeceksiniz ki ya olabilir mi bu? Bir insan kendi aklını birilerine teslim edebilir mi? Kendi iradesini teslim edebilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Geçmişte bunun örnekleri var. Her neyse Tanju Özcan'a gelelim biz. Şimdi burada yürüyüşüne 3 Temmuz'da başladı. Bolu'da başladı. Değişim ve adalet. Elinde de dövizler vardı. Bolu'dan Ankara'ya yürüdü. Dün genel merkezin önündeydi. Genel merkeze gireceğim dedi. Bir dakika Ahmetciğim. Ha, sen oynatabilirsin bunu. Tabii tabii oynasın. Vatandaşlar da görsün. Fatih Bey neden biz kaçırdığımız videoları tekrar izleyemiyoruz? Biz çalışıyoruz. İzleyebilirsiniz. Girin bizim YouTube'a. Kaçırdığınız videoların hepsini hatta porsiyonlara da bölüyoruz onları. İşleriniz kolay olsun diye ayrı ayrı başlıklar açıyoruz böyle. 3-5 tanesini önemli gördüklerinizi girip izleyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. YouTube'dan bahsediyoruz yani. Şimdi geldi genel merkezin önüne. Ve orada tabii ki genel merkeze girmek istedi. Geçtiğimiz günlerde Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmayan isimlerinden bir tanesi. Sadece çıksın, kürsünün önünde açıklama yapsın Faik Bey. Naif bir insan, o da kibar bir insan. Ama bu kadar yani. Yani kapasite bu kadar. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne etkisi ne kadardır? Özgür ağırlığı ne kadar olan bir kişiden bahsediyor. Tartışılacak bir konu. Herkes yayınıma çıkabilir bu arada. Söz hakkını kullanabilir. İktidar muhalefet fark etmez. Ve gördük ki Faik Bey şu açıklamayı yaptı. Yani yürüyerek yollar aşınmaz dedi. Böyle tuhaf bir açıklamaydı. Ayıplı bir açıklamaydı. Ardından da tabii ki genel merkeze girebilir dedi. Ama girdi mi girmedi mi? Tabii ki genel merkeze giremedi. Orada genel başkan yardımcılarından birisinin karşılaması bekleniyordu kendisini. Karşılayan kimse de yoktu. Ve bakınız ardından o koltuk atma görüntüsü var mı bizde Ahmet? Bir bakalım şöyle. Bakın işte. Bir oynatalım. Bir reaksiyon sesleriyle, korna sesleriyle insanlar dedi ki yeter artık. Değişim vakti geldi. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu Bolu Bey'ine şöyle seslenmişti. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkın şu dağlara yaslanmalıdır. At kişilemesinden, kargı sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Diyerek Bolu Bey'le Bolu'ya geliyorum demişti. Şu kardeşimiz de 10 gün önce Bolu'dan benzer cümlelerle ayrılmama Kemal, genel merkezin önünde geliyorum. Ama nasıl o gün Bolu Bey'i kaçtıysa, bugün de Bay Kemal sizleri duymak için kaçtı. Şimdi kaçtı diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Kaçtı mı kaçmadı mı bilmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu o koltuk bir şeye bakabilir misin acaba? Koltuk atma görüntüsü varsa onu özellikle rica edeyim senden. Bulabilir misin bilmiyorum bu telaş içerisinde. Ama bakın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yoktu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? İstanbul'daydı. Can Atalay'ı ziyaret etti. Şimdi ya arkadaş
Senin bir partinin gelmiş. Evet, sana karşı. Ama sen hani insanların taraflaşmamasından yanaydın. Ne bileyim, uzlaşı kültüründen yanaydın ki beş benzemez, birbiriyle benzemez partilerle aynı şekilde aynı masada oturdunuz, ettiniz, onlarla konuştunuz. Ve bir buçuk yıl boyunca o masayı dağıtmamak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Diğerleriyle birlikte, Meral Akşener hariç tabii ki. Ve şimdi partinizden biri geliyor. O diğer benzemediğimiz partilerle masada uyum içerisinde çalışırken kendi içinizden, öz evladınız, partiliniz birisi geliyor ve tabii ki size karşı ama ve sizi protesto ediyor ve siz onu parti içine almıyorsunuz. Bu mudur sizin demokrasiye bağlılığınız veya demokrasi anlayışınız Kemal Kılıçdaroğlu? Bu mudur? Sizler bizi kandırmışsınız o zaman ya. Demokrasi diye sizler bizi kandırmışsınız. Ayıptır ya. İşte bakın, koltuk da bu. Verebilir miyiz bir? Evet. Tamam, peki ben de bir taraftan konuşmaya devam edeyim. Ya ayıptır ya, eğer bizi kandırdıysanız yazıklar olsun. Eğer buysa sizin demokrasi anlayışınız, buna da yazıklar olsun Kemal Bey ve yanındaki ekip. Kimse ve kendisi Tanju Özcan'la karşılaşmamak için İstanbul'a gitti, Can Atalay'a. Adam zaten seçildiğinden beri cezaevinde. Şimdi mi sırasını buldunuz gittiniz? Bundan 3 gün önce de gidebilir. 2,5 aydır cezaevinde. Artık yani parti genel başkanlığı dışında bir sıfatınız da yok. Siz 2,5 ay boyunca Can Atalay'ı ziyaret etmeyin. Ne zaman ki Tanju Özcan gelsin, CHP'nin önünde geleceği gün belli olsun. Siz o gün gidin, Can Atalay'ı ziyaret edin. Ya kim inanır buna ya? Kaçmışsınız resmen. Resmen kaçmışsınız karşılaşmamak için. İşte böyle bir ana muhalefet liderinden. Yani bunları... bundan 3 ay önce nasıl konuşuyorduk kendisi hakkında? Neler söylüyordu? Bunun da farkındayım. Ama şu anda neler söylüyorum? Çünkü sorgulayan bir kafaya. Ben biatçı bir insan değilim. Kimseye de biat etmem. Yani yok CHP'miş, yok İyi Parti'miş, yok Ahmet'miş, Mehmet'miş, Ayşe'ymiş falan. Hayır. Neyse ne. Günün koşulları ve şartları içerisinde nasıl değerlendirmem gerekiyorsa öyle değerlendiriyorum. 3 ay önce evet bir değişime ihtiyaç vardı. Değişimin adayı da buydu. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet, ona vermem gerektiğini düşündüm, ona verdim. Ama şu anda artık onun değişmesi gerektiğini, çünkü kendisine kötülük yaptığını, kendisini çok ilgilendirmiyor belki, ben de ilgilendiriyorum ama millete kötülük yaptığını düşünüyorum. Ha, Meral Akşener, bir dakika Ahmet. Meral Akşener evet yırttı. O sağlam bir şekilde o koltuğa oturdu. Onun partisi tam bir aç. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eylemci bir partidir. Yani ruhunda devrimcilik olan bir partiden bahsediyoruz. Ve biat kültürünün en az olduğu partilerden bir tanesi. Farklı seslerin yükselebileceği ama illa da o koltukta oturmak isteyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bakın Tanju Özcan koltuk fırlatıyor şimdi. Görelim onu. Teşekkürler abi. Sesi de açalım. Al bu koltuğu, git elinde otur, korunur musun? Bir dakika. Ülkenin silah arkadaşı, Türkiye silah arkadaşı İmamoğlu kurultayda kaybetti. Fatih ölünmedi. Ecevit gitti, Fatih ölünmedi. Baykal gitti, Fatih ölünmedi. Partiyi darbeyle kapattılar. Bu koltuğun bir anlamı var. Yani bu bir eylem, evet. Koltuk atmak bir eylem. Almamışsınız adamı. Kendi içinizden bir insanı dinlemiyorsunuz. Artık gitmesi gerektiğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu demokrat filan değil. Aslında en az Erdoğan kadar diktatör bir kişi. Koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk getirdiliyor. Koltuğun anlamı bu aslında, biliyor musunuz? Koltuk sevdalısı gibi görünmeye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu al diyor, koltuğu başına çal. Ya ama o koltuk, tabii birazdan geleceğiz. O koltuk sadece bir atma eylemi değil. O koltuk umudunu kaybetmiş. O koltuk seçim sonrasından sonra artık biz ne yapacağız ya, kolumuz kanadımız kırıldı ya, biz bu iktidara mecbur muyuz diyen, bu partiden veya bu partiden olmayan milyonlarca insanın aklından geçen bir eylem. Yazar kasa eylemini hatırlıyorsunuz değil mi? O 2001 krizinde. Milletin burasına kadar gelmişti. Şu anda yazar kaza krizinden daha fazla, 2001 krizinden daha fazla zor bir durumdayız. Daha kötü durumdayız. Ama gücün yetiyorsa hadi bakalım yazar kasa at. Yazar kasa atmayı bırak. Dövizi bile kaldıramazsın. Protesto bile yapamazsın. Şimdi tweet bile atamıyorsun. Ha, gelelim buraya. Bu atılan koltuk da bir protestodur. Yani git artık.
Git artık milletin gerçekten yakasından düşün. Umut olun. Gidip de umut olun mesajıdır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu sadece bir koltuk atma eylemi değil, git artık eylemidir. Yani yeter. Sen kendine zarar veriyorsun ama en büyük zararı da milyonlara veriyorsun. Umutsuz kalan milyonlara veriyorsun cevabı diye düşünüyorum ben. Eylemidir. Koltuğun anlamı da, koltuk atmanın anlamı aslında bence bu gibi görünüyor. Bu arada sorumuz var. Sorumuza cevap verebilirsiniz. Anket sorumuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na umudunuz var mı yok mu diye. Hem YouTube üzerinde hem de Twitter üzerinden bu soruya cevap verebilirsiniz. Ha, bu değişim gerçekleşecek. İlla ki gerçekleşecek. Yani olağanüstü kurultayla da olabilir, kurultayda da olabilir, olmayabilir. Yerel seçimin sonucunda da olabilir. Ama yerel seçimin sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yerel seçime gidilecek olursa gerçekten ana muhalefetin işi çok zor. Kazandığı birçok yeri kaybedebilir. O zaman hangi yüzle gideceksiniz ya? O zaman hangi yüzle nasıl bırakıp gidebileceksiniz? Yani hangi yüzle insan arasına çıkabileceksiniz? Kendinizi harcatmayın Kemal Bey. Yani sizin 3 ay önceki o duruşunuz insanların kafasında kalsın. Şu anda o kadar aciz görünüyorsunuz ki, o kadar korkak ve cesaretsiz görünüyorsunuz ki. Bakın Tanju Özcan gelecek diye genel merkezde bile bulunmuyorsunuz. Veya insanlar inim inim inliyorlar vergilerden dolayı. O insanları örgütlü mücadeleye bile davet edemiyorsunuz. Bu kadar yetkinsiz haldesiniz, bu kadar cesaretsiz haldesiniz.